Spor Smash TV'den herkese merhaba. Bugün yanımda Teşviki Akademi C takımından Arda Doğu Günay var. Doğu, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Doğu, seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Yani birinci sınıftayken arkadaşlarımdan özenip başlamıştım. Böyle özel bir amacı yoktu benim için. Ama devam ediyorum. Sakatlıklar açısından. Gerçekten devam ediyorum. Doğu, senin gibi basketbol oynamak isteyen arkadaşlara neler tavsiye edersin? Neler söylersin? Öncelikle temel şeylerini geliştirmeden abartılı şeylere atlamaları gerekmiyor. Temelini çalıştırmaları gerekiyor. Yoksa diğer türlü cidden çok iyi batışa geçerler. Özellikle temel şut, dribble ve bitiriş açısından hazır olduktan sonra akrobatik hareketlere geçmeden öneririm. Çünkü bu yaşta cidden çok akrobatik hareketler deneyenler ve sakatlıklar yaşayanlar var. Benim önerim temelini geliştirmelidir. Çok teşekkür ediyoruz Doğu. Peki maç öncesi muhakkak yaptığın bir hareket, yani bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Ya açıkçası yok. Peki Doğu, hazırsan takımın enlerini soracağım sana. Takımın en hızlısı? Takımın en hızlısı ya ben ya da Mert'tir diye düşünüyorum. Takımın en güçlüsü? Takımın en güçlüsü aynı şekilde Mert'tir. Takımın en çalışkanı? En çalışkanını bilmem ama Cavit olabilir büyük ihtimal. Takımın en çabuk sinirleneni? Egemen, net Egemen. Egemen ve Arda Dede. Peki takımın en iyi giyineni? Yani kimsenin giyinişini görmedim ama daha çok drill tarzı takıldıkları için kendi giyinişim diyebilirim. Peki takımın en komiği? Vallahi hiç kimse komik değil takımın. Doğu, peki antrenörünüzün en çok kızdığı, en çok söylediği şey ne? Sercan abinin en çok sinirlendiği şeyler genelde kendi bir hareket gösterirken başkası şımarırsa falan konuşursa onlara çok çabuk sinirlenebiliyor ki haklı yere. Ve gösterdiği hareketi farklı şekilde yapmaya çalışan olursa yine doğal sebeplerle kızabiliyor. Kendisi sonuna kadar haklı. Peki Doğu, son olarak idol ve idollerin var mı? Ya ben bir oyun kurucuyum, atletik bir oyun kurucuyum, pas ağırlıklı. 3 tane idolüm var. Derrick Rose, Russell Westbrook ve Ja Morant demek istiyorum, bu kadar. Doğu, çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Spor Smash TV ekranlarından herkese merhaba. Teşviki Akademi C takımından Mert Özdeniz yanımızda. Mert, öncelikle hoş geldin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Mert, seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın, nasıl oldu? Küçükken babamın sporlarla çok alakası vardı. Yani beni spora yakın tutmaya çalışıyordu her zaman. Ama liseye başladığım zaman arkadaşlarımın etkisiyle çok daha yakından basketbola içine girdim. Çok güzel, babanın etkisi olmuş. Peki yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Ya zorlu bir serüven. İlk önce ilk başladığın zaman hiçbir şekilde motivasyonunu bulmak kolay olmuyor. Fakat her zaman ellerinden geleni yapsınlar ve günün sonunda disiplinlerinin onlara bir şeyler kazandıracaklarını bilsinler size. Çok güzel özetledin Mert. Peki maç öncesi bir rutinin, bir alışkanlığın var mı? Yani çok fazla yok ama genelde ısınma hareketlerin sırasında özellikle bacak kısmını çalıştırmaya çalışıyorum. Tek şeyim o büyük ihtimalle. Şimdi takımın enlerini soracağım Mert. Hazır mısın? Takımın en hızlısı? En hızlısı. O zor bir soru. Arda. Takımın en güçlüsü? En güçlüsü. O da Efe'dir büyük ihtimalle. Takımın en çalışkanı? Cavit. Takımın en çabuk sinirleneni? Arda. Takımın en iyi giyineni? Efe. Takımın en komiği? En komiği Cavit. Peki Mert, antrenörünüz en çok neye kızıyor, ne söylüyor size? En çok antrenman sırasında biraz saldığımız zaman onlara sinirleniyor. Peki Mert, son olarak idol ve idollerini sorsam neleri söylersin, kimler vardır? Kobe Bryant. De LeBron James büyük ihtimalle benim için. Çok teşekkür ediyoruz Mert. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Yanımızda Teşviki Akademi C takımından Efe Mert Benli var. Efe, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Efe, basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? 4. sınıftan beri falan annemler zaten sürekli bir spor arıyorlardı. Ben de bir basketbola yazdırdılar 4'te. O günden beri aralıklarla olsa da oynuyorum yani. Ne kadar güzel. Peki yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza neler söylersin Efe? Kesinlikle ara vermemeleri lazım. Çünkü o bir sene geçince rakipleri olan oyuncular daha fazla gelişmiş oluyor. Yani ara verirlerse büyük bir sıkıntıya girebiliyorlar benim gibi. Ara vermeden devam ederlerse iyi olabilirler bence. Çok güzel söyledin. Peki Efe, her maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Yani alışkanlık olarak genelde sağ kenarına geçip hani kendi başıma esneme hareketlerimi yapıyorum. Eğer önce geldiysek sahaya da gidip form atışları yapıp şutumu ısındırıyorum biraz. Çok güzel. Şimdi takımın enlerini soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Takımın en hızlısı? En hızlısı Cavit büyük ihtimalle. Takımın en güçlüsü? En güçlüsü Arda Altay diye bir çocuk var, bir de ben olabilirim yani. Aramızda gidiyor geliyor, yakınız. Takımın en çalışkanı? En çalışkanı yine Cavit'tir büyük ihtimalle. Peki takımın en çabuk sinirleneni? Arda Dede, aşırı sinirleniyor. Takımın en iyi giyineni? En iyi giyineni yine ben olabilirim büyük ihtimalle. Peki takımın en komiği Efe? En komiği
Arda Gezen olabilir. Arda Gezen. Peki Efe, antrenörünüz en çok sizde neye kızıyor, ne söylüyor? Yani setleri unutanlar olunca biraz bağırabiliyor ya da savunmaya koşmayanlar olunca biraz sinirlenebiliyor. Efe, son olarak idol ve idollerini sorsam bana neler söylersin? Yani şu anki oynayış tarzım biraz da Antetokounmpo'ya benziyor ama tabii oynamak istediğim oyuncu daha çok Nikola Jokic tarzı bir oyun oynamak istiyorum ama kendimi geliştirmeye devam ediyorum yani o tarzda. Çok güzel. Efe, başarılar diliyoruz. Umarım her şey gönlünce olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.